pekmez kaynatıyorlardı köyde. Benim fazla var mal elimde. İşte bir miktar satışında yardımcı olur musun dedi. Yani denerim dedim. Yakın çevreme hediye ederek, işte gittiğim yerlerde söyleyerek, teklif ederek başladım. Ufak tabii, ufaktan. Kendi en yakın çevreme. Daha sonra bu olay pekmezden daha sonra işte insanların zeytinyağı var mı, zeytin var mı, ya asma yaprağı var mı şeklinde talepleri doğrultusunda büyüdü ve bugün en az 50 çeşit ürüne geldi ve şu an yetiştirmekte, ürün çeşidini artırdığım için yetiştirmekte zorlandığım bir döneme geldim. Akşamdan siparişlerimi hazırlıyorum. Sabahtan da bu siparişlerimi motorumun sepetine yükleyerek insanların evlerine tek tek götürüyorum. Tabii bir defa artık yetmiyor. Günde iki defa, üç defa çıktığım oluyor dağıtıma. Şu an talepleri yetiştirmekte zaten zorlanıyorum. Her gün dağıtımdayım. Hafta sonu yasakları olduğu için 5 gün dağıtım olduğundan yetiştiremiyorum hatta. O şekilde oluyor. Bir sonraki güne kalanlar oluyor veya hiç gidemediğim de olabiliyor. Müşteriye bu şekilde zorlanıyorum gitmekte artık tek başıma uğraştığım için. Peki motosiklet kullanıyorsunuz. Bununla trafikte daha önce tecrübeniz var mıydı ya da bu yoğunluk mu sizi buna? Daha önce tecrübem yoktu. Motoru bu pandemi döneminde yoğunluktan dolayı aldım. Ve iyi ki de almışım çünkü benim için gerçekten elim ayağım oldu. Ürünleri toplamam, götürmem, dağıtmam konu. Pandemiden önce bu kadar yoğun değildi. Pandemide açıkçası son bir senedir pandemi döneminde yoğunlaştı, talep arttı ürünlere. Ürünlerin doğal olması, köy ürünü olması, sağlıklı olması, içinde koruyucu madde olmaması, katkı maddesi olmaması tabii ki bunda bir etkidir. Fakat pandemi döneminde birçok yerin kapalı olması, kafelerin, restoranların, gidebilecekleri yerlerin kapalı olmasıyla birlikte insanlar evde olduklarından doğal olarak yemeğe de ağırlık verdiler. Sağlıklı yemeğe ağırlık verdiler. Organik doğal köy ürünlerine öncelik vermeye başladılar. Tabii bu benim için çok büyük bir artı oldu. Hiç almayan, ürünü almayan insanlar ya da alıp da düzenli kullanmayan insanlar düzenli kullanmaya, senede bir defa pekmez alan insanlar her ay pekmez almaya başladılar. Pandemiden önce takribi 500 müşterim varsa şu an 1500-2000 civarında ve bunların çoğu düzenli müşterim. Öyle bir günlük müşterim değil yani bir bugün alayım bir daha almayayım diye değil. Ürünlerden memnun kaldıkları için sürekli devamlı alan müşterilerim ve her şeyi benden almaya başladılar. Salça alıyor, pekmez alıyor, tereyağı alıyor, bal alıyor, zeytinyağı alıyor, asma yaprağı alıyor. Organik ürünler satmam, köy ürünleri getirmem, market malı satmamam, bu tür yani kimyasal ürün olmam, endüstriyel ürün satmamam dolayı bir de kendim öyle bir lakap geliştirdim zaman içerisinde. Onlar da oradan tanıdılar beni. Organik abla olarak tanıdılar. Ben 5 senedir ondan tereyağı, zeytin, salça yani her şeyi sattığı ürünlerin hepsinden alıyorum. Memnunum. Etrafıma da söylüyorum. Onlar da alıyorlar. Tamam. Tamam, buyurun gelin.